Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gürkan Özgören. Sekiro Shadows Die Twice oynuyoruz. Son bölümlerde çok fazla çılgına dönmedik. İyi bir durumdayız. 148 ölüm sayardayız. En son Mortal Blade, yani ölümcül kılıcı aldık. Şimdi buradan nereye gideceğimiz hakkında net bir fikrim yok. Zaman göstersin diyelim. İlerleyelim, görelim. O arkada bir tane ışık vardı. Oraya bakmadım. Burada ne varmış? İyi seyirler bu arada. Bu arada gelecek bölümde ölüm sayarda kaç tane olacak? Onu da yazmayı unutmayın tabi. Ölüm sayarımız kaç olacak? Burası geldiğimiz yere götürüyor bize. Peki. Şu sudaki ışık. What is this? İllüzyon salonuna git. Heh, tamam. Buraya gitmek istiyordum çünkü bizim oradaki dev arkadaş vardı ya. Bununla görüşememiştik. Hayır. Hayır, bu doğru değil. Şu adam biliyorum, biraz güvenilmez görünüyor. Ama o iyi birisi. Kotaro. O sensin. Başarabildiğine sevindim. Hey bakın millet, Bay Shinobi de burada. Kime diyor acaba ya? Aa çocuklar, hoş geldiniz deyin. Şizofren mi acaba? Aa evet, onları göremiyorsun değil mi? Görebiliyor musun? Yeniden dirilmiş çocukları. Evet. Onları göremiyorsun ama onlar orada. Onlar çok sevimli çocuklar. Tamam o zaman, sana teşekkür etmeliyim. Al bunu. Taro hurması. Çoğunluğun taro hurması diye adlandırdı. Olgunluğun zirvesinde olan kırmızı bir hurma. Bir süre için hasar alırken... Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ne? Çocuklar da sana teşekkür ediyor. Onlar çok sevimliler. Bu kadar. Yani ben daha farklı, büyük bir şey olur diye düşünmüştüm ama bir tık hayal kırıklığı olduğunu diyemem. Neden döndün? Kotaro ve ben dikkatli atıcı şeylerden uzakta burada kalmak istiyoruz. Sessiz bir şekilde burayı terk etmeni istiyorum. Tamam, gidiyorum o zaman. Kızma. Şimdi o zaman ne yapalım? O arkada bir tane bakmıştık ya, yukarıda çıkmıştık. Aşağısı full alevli pençeli tiplerde doluydu. Oraya atlamıştık, bir oraya gidelim. Oraya gitmemiz şart çünkü. Aa bak. Şurada bir eşya var. Ha, dur. Dinlen. Yok oğlum. Şu eşyayı alalım. Bu da illüzyon salonuna götürüyordur. Ejderin kan damlası ha. Tamam, okey. Yine bir kontrol edelim. Belki başka bir işlevi gelmiştir. Yok, gelmemiş. Okey. Demek ki oraya gitmenin iki yolu var artık. Yani birbirlerine çok yakın yerler. Biraz gereksiz kaçmış ama olsun. Tamam. Şimdi gideceğimiz nokta dediğim pençeli elemanların olduğu yer. Bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Gerçekten çok gereksizler. Çok gereksiz bir güçleri var. Mantıklı değil hiç. Buraları o yüzden şılap şılap bam bam pırır şibididap
diye geçiyorum. İşte geldim, buradayım. Ulan. Neyse, şu yukarıdakileri halletmem lazım. O ne lan? Oğlum. O nasıl vurdu bana o? Tam vuracağım anda hareket etti. Suikast gerçekleştiremedik şerefsize ya. Yat lan. Tamam, şimdi onun agrosunu resetlediğimizde oraya girebiliriz. Ateş nasıl buraya kadar geliyor? Şu ne lan? O nasıl bir takılmıştık? Yat. Hemen bir pot kullanalım. Tamam, şimdi seninle 1v1 kaldık. Derken ölüm benim için geldi. Ölüm sayarı 149. Aa, böyle daha kısa bir şekilde gelebiliyordum, doğru. Onu unutmuşuz.
alaka ya? Şey yapacağım, kıvılcımı alacağım. Saçma. Ne güzel ona o özel Mortal Blade vuruşumu yapıyordum. Öldüm. Ama Mortal Blade vuruşu çok daha mantıklıymış. Saçma bir andı. Neyse ki kurtardık. Ne alaka onun? Neyse. Bazı şeyler nasip kısmet. Onu resetleyelim be. Tamam. Tipini sikerim ha. Ya onun onu piç. Abi nasıl var? Nasıl amına kodumun çocuğu? Ananın amına koyayım ben seni. Ananın amına koyayım. 251. Yok 200 nereden çıktı ama bırakayım. Yuh. 151.
Bir de istediğim tespit boncuğu falan vermiyormuş, değil mi? Hadi bakalım. Canımına koyayım. Geber orospu çocuğu. Geber ananı sikeyim seni. Sarı brut ha. Tespit boncuğu versin. Canımı sıkmasın be. Sarı brut ne oldu bu arada? Barut. Şimdi değdi işte. Kara barut. Tamam. Şimdi kafamdaki bir diğer soru işareti nedir? O başsız yaratık. Hatırlıyorsunuz o başsız yaratığı. İşte o yaratık. O yaratığı şimdi Mortal Blade'de kesebiliriz diye düşünüyorum. Hop. Brad Bruto. Takibin için teşekkürler. Hoş geldin. Şimdi gideyim bir tane dua edeyim. Heykelde. Bundan sonra oraya ışınlanayım. O başsızı bir deneyelim. Allah. O her şeyin mi gücünü arttırıyor? Bell Demon. Yani şeytan çanı. Ben sadece o kapışacağımız başsız yaratığın gücünü arttırıyor sanıyordum. Kendi kendime işkence çektiriyormuşum ekstradan. Ya gerçi öyle çok bir sıkıntı yaşamadım yaratıklarla da. İşte. Ay şimdi başsız yaratığı deneme zamanı. Kesin öleceğim ya, kesin. Lan. Heh. Hadi bakalım. Konfetim var. Aa, konfeti o işe mi yarıyordu? Ben hiç kesmedim bunu. O zaman envantere koyalım bir konfeti. Selamın aleyküm. Lan ananla mı? Ney? Nereye gitti o? Heh.
Aslında rahat kesilir bu. Sadece dodge'layacaksın vurduklarını. Deflect atarsak patlıyoruz. Ama Mortal Blade bunda işe yaramıyor. Mortal Blade işe yarar diye düşünmüştüm. Konfetinin bir süresi var mı acaba? Ya hareketlerini kestiremiyorum ama. Ha, zıplayabiliyorduk burada, doğru ya. Ne yapıyor? Bu başsızı kesmek bana ne kazandıracak? Ben bunu mesela bir daha çalsam. Bu sanki çan iblisi. Peki bunu kullanırsam şey gidecek ama o başsız gidecek. Bu varken kesmek zorundayım. Deneyelim. Deneyelim. Onun anlamı ya. Konfetin iki tane kaldı galiba. Aa, ben bu ölümleri yazmıyorum. Unuttum. 3 defa öldüm. Ölüm sayarı 154. Hiç de hatırlatmıyorsun ha. Çan iblisi. Kullan. Gitsin. Bakalım şimdi daha rahat olur belki. Ama ya çok yavaşlıyoruz ya. Yürüyemiyorum. Hani şuna atabilsem bana her türlü okeydi, işte attırmıyor. Nasıl amına koyayım? Nerede?
Abi nerede? Amına koyayım, orada ne işim var orospu çocuğu? Abi sen şaka mısın ya? Öyle bir dar alanda. Ya oha! Çok güzel. Konfeti bitti. Normal bir peri atmayı deneyim. Dediğim anda atamadım, ben öldüm. Ben niye... Benim aptallığım. Harbiden benim aptallığım. Şunu da kullanmam lazım. Dehşet oluşumunu azaltan Zamazingo. Ben onu niye kullanmadım? Tamamen benim aptallığım. Hadi bakalım. Bu sefer kesiyoruz. O ne amına koyayım? O ne oğlum? Yine ölümü yazmayı da unuttum bu arada. 156 oldu. Yani tutma hareketini hiç görmemiştim. Anasını sikeyim oğlum. Yani sol konfeti bir daha bulana kadar böyle devam ki. Metruk zindana bir gidelim. Orada da bir tane Zamazingolu yaratık vardı. Acaba onun için de konfetiye ihtiyacımız var mı? Ya burası geri dönüş yeriymiş. Yanlış yere geldik ama. Sal konfeti ben nereden kazanmıştım acaba? Canı gidiyordu sanki ya. Öyle hatırlıyorum ama bakacağız. Neredeydi bu yer? Dur, üstten gidilen bir yer vardı. Oraya ışınlanayım. Ama orası neresiydi? Onu bir hatırlayalım önce. Seyahat et. Burası değil.
Bura değil. Metruk zindan girişi de değil. Böyle bir yerden direkt oraya ulaşmıştım ama samuraylardan mı düşüyor? Güzel. O işimize yarar. Vallahi hatırlayamadım ya hangisinden de. Bir tane geçit vardı ama. Ben şimdi buradan bulacağım. Bir tane takip geldi ama bakamıyorum şu an. Ne yapıyorsun lan burada? Yağlı mumyon, eyvallah, sağ ol da. Olay dönüyor burada reis. Sen ne anlatıyorsun? Aa, bura açılmış. Aynen mantıklı. Çürüyen mahkumun notu. Metruk zindanda çürümüş ölü bir adam tarafından bırakılan not. Kokulu taş tahminen aşina derinliklerinde bir köyde saklanmış durumda. Ama kendini atma. Nasıl yorumlanır? Bunların hepsi Okame cildinden alınan tavsiyelerdi. Pınarbaşı Sarayı'na gerçekten ulaşabildiler mi? Bilmek isterdim. Fakat asla bilemeyeceğim gibi görünüyor. Kotaro. Kotaro. Ama acaba o mahkum kimdi? Bizim Kotaro'ya yazılmış. Clarya, takibin için teşekkürler. Hoş geldin. Buradan da. Gidiş buradan da. Tamam. Bu eleman. Kadar az canına gitmesi normal mi? Acaba buna da mı konfeti lazım ya? Lan. Aynasının konfetisini. Etrafta bari konfeti olsaydı ama. Run. O zaman gidelim bir konfeti düşürelim. Al piç, yapma yapma. Ananın ama. O zaman gidip bir Bell Demon'ı açalım. Buradan açamıyoruz değil mi? Gideceğiz illaki. Çanı çalacağız. O zaman gidelim bir çanı çalalım. Ondan sonra şeye Aşina Tapınağı'na gidip orada biraz samuray döverim. Ding. Uğursuz yük. Dur. Direkt şeyin yanına mı atlayalım? Yok, gerek yok gerçi. Burası daha iyi.
Direkt onların dibi. Biraz samuray doğrayalım. Ne yapıyorsunuz lan? Lan ne oluyor? Oğlum ne olmuş lan sana? Sen değişmişsin. Ney? Bu arada dur. Ölüm sayarı güncellemedim. Ha değil mi? Eşya düşürmeyi artıran balon vardı. Dur onu da kullanayım. Bu neydi? Para, eşya edinme şansı. Heh. Anında mı? Kullandığım anda öldüm. Allah razı olsun ya. Hiçbir şey de toplayamadım. Senin ben tipini sikeyim. Ölüm sayar 158. Lan nasıl ya? Yat aşağıya. Sinir etmeyin beni. Yat aşağı. Teyze sen ne yapıyorsun oğlum? Güzel, bir tane kutsal konfeti bulduk. Bunlarla kapışmak gereksiz ya. Direkt suikast yapacaksın bunlara. Lan nasıl? Yattan aşağı piç. Oh, biri var galiba. Ne oluyor oğlum? Sizin samuray öğretilerinize sıçayım, orospu çocukları. İkiye bir kapışır mı lan samuray? Adam mısınız lan siz? Aman. Aman Allah'ım, ne oluyor? Orada mı acaba?
Ha, değil galiba ya. Kılıcımı kına sokam. Lan aşağı piç. Bir kutsal konfeti bir tane toplayabildim ama olsun da. Şimdi reset. Ha. Yat aşağı. Sen de geber. Bir tane daha kutsal konfeti aldık. Güzel. Mikiri biliyorum. Ama kılıçlara karşı yapılıyor mu emin değilim. Denemedim. Anlamadım. Sıkıştım ya. Saplamaların hepsine. Ben onu sadece mızrak şeklinde düşünüyordum. Gerçi düşününce Genichiro mızrak kullanmıyordu. Ama onun kılıcı daha uzun olduğu için öyle düşünmüştüm. Anladım. Şimdi. Lan.
şey yapılmaz. 3 tanesiyle kapışmayı denerken harcayacağım vakti hemen burada dinlenirim, resetlerim. Ne oldu lan, yok oldun. Diğeri de geldi. Çıkmıyordu. Yok, yine gelmedi. Yok, çıkmadı ya. Yok böyle bir şey ya. Ne yapalım o zaman, bir Arap tapınağa gidelim. Bu sahip olduğumuz altında bir satın alma yapalım, upgrade yapalım. Savarisa, onu kurtardın. Bunun benimle ilgisi yok. Var, teşekkür ederim. Gözlerindeki karartı daha belirginleşti. Ne? Önemli değil. Peki bir şey ihtiyacın mı var? Yükselt. Bu neymiş? Gelişmiş yay mekanizması ile daha da güçlendirilmiş. Allah, ne oluyor? Yüklü mızrak. Uzak mesafeli itme saldırıları başlatın. Mızrakla çarpışan hafif düşmanlar kullanıcıya doğru sürüklenir. Ayrıca ağır düşmanların kötü oturmuş. Ha, bu biraz şeyli. Gerdirmeli. Anlıyorum. Bir tane bunu açacağım. Bir tane de bunu açacağım. Paramızı yine verdik.
Yine harcadık paramızı. Buradan bir yere gidiliyordu. Burası neresiydi? Başına kalesi. Ha. Kuros ama. Kurt, sırtındaki kılıç. Ölümcül kılıç mı? Bu kılıç ölemeyenleri öldürür. Evet. Bu kılıcı bana Senpo tapınağındaki canlandırıcı suların çocuğu verdi. Canlandırıcı suların kutsal çocuğu mu? Keşişler ölümsüzlüğü olan ilaçlarını kaybetti. Artık uğraşmayı bıraktılar. Sonuç olarak sahte ejderhanın mirasına sahip olanlar canlandırıcı suların kutsal çocukları olarak bilinirler. Sahte bir ejderha mirası mı? Hiç böyle bir şey aklıma gelmezdi. Bekle. Kutsal çocuklar? Evet. Bu gücün sadece bir tane insana gelmiş. Diğerleri ölmüş. Ölümsüzlük bağları koparılmalıdır. Evet efendim. Pınarbaşı kokusunu ortaya çıkarmak için gerekli olan malzemeleri toplamışsın. Böyle çalışmaya devam et Kurt. Taş. Efendim bu sizin. Bu. Pınarbaşı aromasının kaynağını arayan biri tarafından yazılmış bir belge. Anlıyorum. Bazı kutsal köylerde kokulu taş olduğu yazıyor. Fakat böyle köyleri hiç duymadım. Başının altında bir yerlerde. Şu bahsettiğin ay manzaralı kulenin yanındaki kuyu. Orada uçsuz bucaksız bir delik olduğunu duymuştum. Araştırmaya değer gibi gözüküyor. Bunu araştıracağım. Güzel. Yazıda kendini atmak ifadesi kullanılmış. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum. Unut gitsin. Ben de bilmiyorum. Aklına bir yer geldi mi bir bak. Hadi bakalım. İki tane kutsal konfetim kaldı. İki tane var. Onlarla da deniyorum. Sonrasında sen sağ, ben selamet. Oğlum. Yine bunu öldüm. Şaka mı bu? Şaka mı? Anamı. Ben şeyi de kapatmayı unuttum. Neydi? Demon Bell. İblis çanını kapatmayı unuttum. Kapatalım onu. Çan iblisi. Ama yani onun normal vurduğu hasar çok önemli değil. Bana koyan hasarı yani dehşet yaptı. Yoksa umurumda değil yani. Normal bir hasar vurmuş, şey yapmış.
Çok güzel. Hadi bakalım. Allah. Abi. Şey bitti. Konfeti bitti. Yani şeyim böyle işe. Bitti abi. Ben keserdim bu arada buna. Biraz malzeme harcamakla alakalıymış.